A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A küp eksi B küp 19 olduğuna göre A kare artı B kare kaçtır? İki tane ana noktamız var. Verilen şartı iyi okumak ve uzun yola sapmadan soruyu çözmek. Verilen şart A ve B'nin pozitif tam sayılar olması. Yani A 1, 2, 3, 4 gibi bir sayı A ve B. İkisinin küpleri farkı 19'muş. Ona göre kareleri toplamı kaçtır? İkinci nokta bize kareleri toplamını soruyor ve şıklar 5, 9, 10, 13, 17 gibi basit sayılar. Zaten bunu bir pratiklik olarak söyleyeyim. 2 kare toplamı diyor ya, biz 5'in 2'nin karesiyle 1'in karesinin toplamı olduğunu biliyoruz. 9, 2 tane pozitif tam sayının karesinin toplamı değil. 10 aynı şekilde. 13, 3'ün karesiyle 2'nin karesinin toplamı. 17 de 4'ün karesiyle 3'ün 1'in karesinin toplamı. Pardon, 10 da 3'ün karesiyle 1'in karesinin toplamı. Bunu kullanmayacağız yani, ama bu pratik bilgi aklınızda olursa soruya bakarken de aklınıza gelebilir. 9 bir şeyin toplamı değildi diye hatırlıyorum. Şimdi soruya geçelim. Şartı iyi okuduk. Gördük ki bunlar küçük pozitif tam sayılar. Öyleyse dedik ki A küp eksi B küpün açılımını hatırlamama gerek yok. Diğer açılımları da hatırlamama gerek yok. 2 küp farkı 19'muş. Ne olabilir bunlar? 2'nin küpünden 1'in küpünü çıkarıyor olabilirim. 3'ün küpünden 2'nin küpünü çıkarıyor olabilirim. 3'ün küpünden 1'in küpünü çıkarıyor olabilirim. Şunlara bir bakalım. 8'den 1 çıktı 7. 3'ün küpü 27'den 8 çıktı 19. 3'ün küpünden 1'in küpü çıktı 26. Bize şunu sormuş. 3'ün küpünden 2'nin küpünü çıkartma. A3 B'de 2 oluyormuş. 3'ün karesi artı 2'nin karesi 13. Bu tarz sorular, sayılar soruları artık nadiren geliyor, ama bu sayısal mantık sorularında, üçlü sayısal mantık sorularında birinci soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Püf nokta şu, hani bu sorunun çözümünde A küp eksi B küpün açılımı ve diğer özdeşikler kullanılarak çözüme gidilebilir. Ama şıkların böyle olduğunu gördükten sonra, yani bu kadar basit sayılar olduğunu gördükten sonra o yola sapmak işi zorlaştırır, karıştırır ve zaman kaybına sebep olabilir. Cevabımız Deniz.